Evet hocam, en son ne konuşuyorduk? Yarım kaldık yine. Ona dönmeden önce yılbaşıyla ilgili bir iki kelime söyleyeyim. Türklerde yılbaşı Nervuz'la başlar. 21 Mart, yani Ocak'ta değil. Türk tarihi milattan önce 16 bin yılına kadar gider. Dünyanın en büyük, en eski medeniyetini atalarımız Orta Asya'da kurmuş. Milattan önce 16 bin yılında. Yani buna göre Türk tarihi 19 bininci yılına giriyor. Bütün dünyadaki medeniyet Türk, Latince, Arapça, Farsça, İbranice, Çince vesaire Sümer yazısından kaynaklanır. Sümerler de Orta Asya'dan göçüp Mezopotamya'ya yerleşmiş bir Türk kavmidir. Bunu Amerikalı arkeologlar belgeledi. Buna göre Hazreti İbrahim Türk. Çünkü Sümerli. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail Türk. Hazreti İshak Türk. Bizim Peygamber Efendimiz de bu soydan geldiğine göre bütün peygamberler Türk soyundan gelir. Türk tarihi 19 bin yıllık bir tarihtir. Sadece Biroybil devleti milattan önce 11. yüzyıldan 11 bin yılından milattan önce 1500 yılına kadar yaşamış. Adria'dan Alaska'ya kadar dünyayı yönetmişler. Dünyayı. En büyük medeniyet Türk medeniyeti. Nevruz 21 Mart'ta başlar ve Türklere ait bir bayramdır. Ergenekon'dan çıkış. Dağı eriterekten, demir döverekten çıkılan bir olaydır. Yani bütün yılbaşı kutlamalar bu bölgede, bu coğrafyada, yani Adria'dan Alaska'ya kadar Nevruz kutlanır. Bu yılbaşıdır. 1 Ocak değildir Türklerde. Sonradan biz de batılaştığımız için, batı kültürünü aldığımızdan yılbaşı 1 Ocak olmuştur. Yani 1 Ocak aslında Türklere ait bir yılbaşı değildir. Sonradan artık klasikleşmiş, yerleşmiş.